Kara para aklama soruşturması nedeniyle tutuklanan Dilan Polat'ın kendisini cezaevinde yaraladığı ya da intihar girişiminde bulunduğu diyelim. Bu iddia edilmişti. Olayın ardından Dilan Polat Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. İddiaya göre cezaevinde tahliye edilmediği için sinir krizi geçirip kendisine zarar verdi Dilan Polat. Olayın ardından Polat'ın avukatı sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalmasının elverişli olmadığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulundu. Bunun üzerine başsavcılık Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na yazı yazarak Polat'ın en yakın adli tıp kurumuna sevk edilmesine karar verdi. Bakalım Bundan sonra nasıl bir karar çıkacak? Bir yandan da Dilan Polat'la ilgili eğer onun lehine yani sağlık koşulları cezaevinde kalmasına engeldir gibi bir karar verilirse ve salı verilirse o zaman haksız yere içeride olan tutulan sağlık sorunları yaşayan hatta ileri evre kanser hastası olan tutuklular niye salı verilmiyor diye ya da birazdan paylaşacağız onu biliyorsunuz yaşı çok çok ileri olan 28 Şubat davası tutukluları var. Onlar neden bırakılmıyor diye de soruluyor, sorulacaktır elbette. Ayrıca bu konu 28 Şubat davası tutukluları da özgür